Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bana göstermiş olduğunuz bütün güzel hareketler, sözler, sevgi, ilgi, alaka her şey için çok teşekkür ederim. Lütfen rica ediyorum. Abone olun, beğenin, yorum yapın, imaj bırakın, bir şeyler yapın. Aynı zamanda katıl butonun içinde YouTube kanalımda astroloji eğitimlerim var, numaroloji var, Batı astrolojisi, Vedik astroloji, kişisel gelişim, bilinçaltı teknikleri, sayısız şey var. Girin, Jüpiter üyenin içinde hepsi var. Eğer astroloji istemezseniz sadece numaroloji ve kişisel gelişim vesaire videolar, enerjisel temizleme teknikleri, meditasyonlar, bir sürü içerik, Mucizeni Yarat serisi, seminer serisini isterseniz o da RAW üyeliğinde 350 lira. İçinde astroloji daha isterseniz 650 lira. Mutlaka alın, faydalanın derim. Şimdi 2024'ün yazında burçları neler bekliyor? 2024 yazında burçlar nasıl bir dönemin içinden geçecekler? Neyin içinden geçecekler? Neler yaşayacaklar 2024 yazında? Hep beraber buna bakalım ve inceleyelim. Şimdi Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu için baktığımız zaman bir kere daha çok kendisine yöneldiği bir dönem, ilişki hayatı karşısındakilerle ilgili böyle bir eksiklik ya da bir değişim hissediyor. Ama kesinlikle ferahladığı alanlar, yani çok daha rahatladığı, ferahladığı, pozitif yönde etkilendiği alanlar, iletişimsel alanlar, teknoloji konuları, evrak kağıt işlemleri, ailesel konular, aynı zamanda her türlü kısa seyahatler, çok güzel seyahatler yapacak. Bir taraftan da kendinden küçük kardeşi varsa onunla da ilgili güzel bir dönem yaşayacak. Bir süredir arkadaşları ya da kazançları ya da iş hayatı bazı zorluklar, sıkıntılar yaşamış olabilir. Bunların hepsiyle de ilgili çok ciddi anlamda rahatlamış olacak ve çok ciddi anlamda da rahatlayacak. Onu da bir taraftan özellikle vurgulayabilirim. Zaten Koç burcu bu yaz daha rahat bir yaz geçireceğini, bol bol gezeceğini ya da yapacağı seyahatlerin onu son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi Boğa burcuna gelelim. Boğa burcu için özellikle baktığımız zaman parayla ilgili kesinlikle çok güzel, para, cinsellik konularıyla ilgili Boğa burcu çok ciddi anlamda bir rahatlama yaşayacak. Son derece çok daha pozitif, olumlu yönde gelişme yaşayacak. Deniz aşırı uzak ülkeler seyahatler yapabilir ya da çok film, dizi, televizyon seyredebilir. Ondan sonra tiyatro, yani dünyadan kendini kopartacak böyle eylemler, bir kitap okuma ya da çok fazla kendine diyebilir. Ya da çok dizi dünyasını ya da böyle keyifli öyle zamanlar geçirecek, o şekilde söyleyeyim. Ama bir taraftan bazı boğaların da çok seyahat edeceği, deniz aşırı uzak ülkelere de seyahatler yapacakları bir dönem. Bunu da söyleyebilirim. Bunun yanında annesinin ailesi ya da işte beraber çalıştığı insanlarla ilgili enerjisi birazcık daha düşük olabilir. Ama buralarda da bazı çeşitli değişimler, çeşitli açılımlar, çeşitli şeyler yaşayabilir. Sonrasında kesinlikle çok iyi olacak. Bir süredir özellikle böyle kazanç konuları ile ilgili o kadar iş hayatının elde ettiği kazançlarla ilgili o kadar mutlu olmamış olabilir. Ama şimdi önümüzdeki dönemde kesinlikle çok çok daha fazla mutlu olacak, rahat edecek, son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmelerde yaşayacak. Özellikle bu yazın Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Boğa burcu bayağı ciddi anlamda rahatlayacağı bir sürece doğru gidiyor. İkizler burcuna bakalım. İkizler burcu için bir kere direkt kendisinin çok ciddi anlamda rahatladığı, ferahladığı, kendisini çok daha iyi hissettiği, enerjisini toparladığı. Bir taraftan da ikizler burcu için şunu söyleyebilirim. Böyle genel anlamda bir hem kendisi hem varsa çocuk aynı zamanda ürettiği, yarattığı bütün her türlü konuların hepsiyle ilgili genel anlamda çok rahatladığı bir dönem olacak. İkizler burcunun ilişki hayatı için de böyle. Kazançları kesinlikle artacak ve artmaya devam ettiği bir süreçte hayatında bol arkadaşlar, yeni arkadaşlar, arkadaş ilişkileriyle ilgili güzel pozitif yönde gelişmeler de yaşayacak. Onu da bir taraftan özellikle söyleyebilirim. İş hayatıyla ilgili bazı zorlukları, sıkıntıları, problemleri var. Ama kesinlikle iş hayatıyla ilgili de son derece rahat edecek, pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacak. Onu da
net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Bir taraftan o da başka bir süreç. Ama iş hayatı ile ilgili de ikizler burçları bu yazın Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok daha rahatlamış olacaklar. Kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Yengeç burçlarına gelelim. Yengeç burçları, ha bu arada ikizler burcunun enerjisi, eğer ki çocuğu varsa çok fazla çocuğun da olmayabilir ya da kendi yarattığı, ürettiği şeyler de olmayabilir. Daha çok dışarı çıkmak, gezmek, eğlenmek, arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor olabilir. Onu da bir taraftan vurgulayabilirim. Ama sonrasında adım adım tabii ki de değişecek bu. Yeni şeyler öğretmek, yeni şeylere dair bir sürü fikirler de hayatında kendisine gelebilir. Şimdi Yengeç Burcu'na gelelim. Yengeç Burcu kesinlikle ev, toprak, araba, eviyle ilgili bazı değişimler ve dönüşümler yaşadığı bir sürecin içinden geçiyor olabilir. Çok ciddi anlamda anne, sevgi, kalp konularıyla ilgili böyle açılımlar, çözümler, yenilikler hayatında olabilir. Bir taraftan da iş hayatı ile ilgili çok daha yoğun çalıştığı, iş hayatında bir yükseliş, bir açılım yaşadığı bir sürecin içinden geçiyor yengeç burçları. İş böyle bir yoğunluk olacak. İşte böyle bir yoğunluk, çok daha fazla yoğun bir çalışma. İş akıyor ve geliyor ve yağıyor gibi bir durum var. Ama iş hayatında da aynı zamanda bir yükseliş, bir büyüme, bir gelişme yaşayacak yengeç burçları. Tabii bütün burç yorumlarımı Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu çeşitli şekillerde de dinleyebilirsiniz. Hepsinde de etkiler. Sonra arkasından özellikle baktığımız zaman Yengeç Burcu'nun baba, devlet, mahkemeler, davalar, akademik konularla ilgili bazı sıkıntıları var. Ama bir taraftan da spiritüel, ruhsal konular eğer ki alakalıysa çok ciddi anlamda pozitif yönde etkiler yarattı. Ve aynı zamanda da ilahi korunmalar, ilahi açılımlar yaşadığı bir dönemde uzak seyahatleriyle ilgili de çok kısmetli olduğu bir dönemin içinde olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Böyle bir etkisi de var. Güzel. Yani yengeç burçları için güzel. Tabii yaşadıkları burada bazı zorluklar, bazı sıkıntı, sıkıldıkları, bunaldıkları konular var. Ama geçecek gidecek. Özellikle bu Temmuz, Ağustos, Eylül ayında çok daha rahatlamış olacaklar. Kendilerini daha rahat ve hissedecekler. Aslan Burcu'na gelelim. Aslan Burcu'nun daha çok baba, devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler gibi konulara odaklandıkları bir dönemdeler. Aile konularıyla ilgili ya da kardeş ya da evrak kağıt işlem ve teknoloji konularla ilgili birazcık enerjileri düşük olabilir. Ama arkadaşlar kendinden büyük kardeşle ilgili çok iyi. Bir taraftan da burada baktığımız zaman çok ciddi anlamda bolluk, bereket, refah ve dünya nimetlerinin aslan burçlarına yağdığı ve aktığı bir sürecin içinden geçiyorlar ve akacak ve yağacak. Finansal ve kendi güçleriyle ilgili bazı problemler ve sıkıntılar yaşamış olabilirler. Onu söyleyeyim. Bazı finansal konular işte güç, başkalarından alacakları paralar ya da bu tarz konularla ilgili aslan burçları bazı problemler yaşamış olabilirler. Ama bu yazın Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da bunlarla ilgili de çok ciddi anlamda rahatlama yaşayacaklar. Onu da bir taraftan söyleyelim. Başak burçlarına gelelim. Başak burçlarına geldiğimiz zaman, baktığımız zaman Başak burçları adına Başak burçları iş hayatları ile ilgili çok ciddi anlamda rahatlama yaşayacaklar. İş hayatlarında çok mutlu olacaklar. Çok pozitif, olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Başak burçları eşinin, işinden, ailesinden ve başkalarından gelecek paralarla ilgili çok güzel bir dönemin içine girmişler. Başkalarının onlara para gelecek ve yağacak aynı zamanda. Ama kasalarındaki parayla ilgili çok mutlu olmayabilirler ya da ceplerindeki para. Ama o da özellikle rahatlayacak bu süreçte. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Çünkü Jüpiter'in yeni ev değiştirmesi, Jüpiter'in oraya olan etkisiyle birlikte bu yazında çok rahatlayacaklar. Başak burçları ilişki hayatları ile ilgili çok zor bir sürecin içinden geçtiler. İlişki hayatları ile ilgili bayağı bunaldıkları, daraldıkları, sıkıldıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Bayağı zorlandılar. Öyle böyle değil. Ondan sonra ama bu yazın özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hatta Ekim ayında Kasım'ın ortasına kadar olan dönemde Başak burçları ilişki hayatları ile ilgili
çok ciddi anlamda rahatlama yaşadıkları, çok pozitif, olumlu yönde gelişmeler yaşadıkları, ilişki anlamında çok daha hafifledikleri bir sürecin içinden de kesinlikle geçecekler. Bunu da vurgulayabiliriz. Önemli bir nokta. Başak burçları bunun yanında haritalarına baktığımız zaman her neresinden bakarsak bakalım bir bolluk, bereket, refah geleceği durumu var. İlahi aleme, kaynağa güvensinler, görecek, korkmasınlar. Çok ciddi anlamda rahatlama, pozitif yönde gelişmeler yaşayacak Başak burçları. Terazi burçlarına geçelim. Terazi burçları ile ilgili bir kere şunu söylemek istiyorum. Terazi burçları ilişki hayatına ve karşısındaki kişiye çok odaklandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Kendilerinden daha fazla ilişki hayatına ve karşısındaki kişilere odaklandıkları bir süreçten geçiyorlar. Bunu çok net ve açık bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey var. Bir taraftan enerjileri çok fazla kendilerinde olmayabilir. Kendilerinden daha çok karşılarındaki insanlarda, başkalarında olduğu bir sürecin içinden geçiyorlar terazi burçları ama bunu mümkün olduğu kadar yapmamaları lazım. Benim YouTube kanalımdaki YouTube kanalımdaki herkese açık olan çekim gücü meditasyonum var, çekim gücü videom var. O videoyu özellikle bol bol seyretmelerini, her gün seyretmelerini ve uygulamalarını terazi burçları için çok tavsiye ediyorum. Mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler, baba, ilahi kaynak ve ilahi kaynakla olan bağlantı adına ve gurular, öğretmenler adına muhteşem iyi bir dönem. Terazi burçları için son derece pozitif ve olumlu yönde bununla ilgili de gelişmelerde yaşıyorlar. Bunun yanında bazı sağlıksal konular ya da beraber çalıştıkları insanlarla ilgili konular, evcil hayvanlarla, aynı zamanda annenin ailesi, annenin kardeşleri, teyze, dayı vesaire bazı sorunlar, problemler, konular yaşamış olabilirler. Ama kesinlikle bunların hepsiyle ilgili çok ciddi anlamda bir rahatlama, pozitif, olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Ciddi anlamda ferahlayacaklar, rahatlayacaklar ve bir yükseliş, bir ferahlama, bir rahatlama. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayında çok daha rahat olacaklar bunlarla ilgili. Onu da söyleyebilirim. Sonra tekrar bir süreçte var. 2025 Mayıs'tan sonra tamamen bitiyor. Akrep burçları için baktığımız zaman bir kere akrep burçları için canım burçtaşlarım benim. Canım burçtaşlarım, bütün akrep burçları, hepinizi çok seviyorum. Akrep burcu candır, akrep burcu bir tanedir. Akrep burcu muhteşem bir varlıktır. Akrep burcu olaydır hani. O kadar söylüyorum. Akrep burçlarının değerlerini, kıymetlerini bile dalaşmayın. Sonra dalaşmayın, eden bulur. Şimdi akrep burcunun özellikle haritasına baktığımız zaman bir kere bolluk, bereket, refah geleceği bir dönemde. Eşinden, ailesinden ve başkalarından da para geleceği bir dönemde kesinlikle son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyen bir sürecin içinden geçiyor. Onu da söyleyebilirim. Bunun yanında yatırımlarından yana kazanç elde edeceği bir dönemde, başarı elde edeceği bir dönemde, başarısının çok daha fazla artacağı ve görüneceği bir sürecin içinden geçiyor. Gizli düşmanlarının kesinlikle kaybedeceği bir süreç. Tabii çocuğu varsa birazcık uğraştırabilir ya da yeni ürettiği, yarattığı şeylerle ilgili bazı konuları olabilir, gündemleri olabilir ama kesinlikle sonradan bunlar da rahatlayacak. Daha iyi, daha pozitif bir noktaya doğru kesinlikle gidecek. Onu da vurgulayabilirim. Güzel, yani iyi, kesinlikle son derece güzel bir şekilde etkileneceğini de vurgulamak istiyorum. Ezoterik konularla ilgili çok iyi, psikolojik konularla ilgili çok iyi, genel bunların hepsiyle ilgili çok ciddi anlamda bir rahatlama yaşıyor. Akrep burcu da birazcık romantik ilişki hayatı olsun, ondan sonra ya da çocuk ya da kendi ürettiği, yarattığı şeylerle ilgili olsun. Böyle biraz bunalda sıkıldığı bazı süreçlerden, bazı şeylerin içinden geçiyor olabilir. Kesinlikle. Bu Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok ciddi anlamda rahatlayacak. Akrep burçları özellikle 2024'ün Temmuz'uyla 2024'ün Kasım'ın ortası arasında çok büyük bir rahatlama yaşayacak. Buralarda kendini çok daha rahat, çok daha iyi ve çok daha pozitif yönde hissedecek. Bunu da bir kere kesinlikle söyleyebilirim. Akrep burçlarına genel olarak burada çok pozitif, çok olumlu yönde
bir gelişme var. Yay burçlarına gelelim. İlişki hayatlarıyla ilgili kesinlikle çok mutlu oluyorlar. Bir sürü yay burcunun hatta çocuğu da olabilir. Çocukla ilgili de çok pozitif bir etki var. İlişki hayatlarıyla ilgili ve ilişki hayatlarında kişiden yana genel bir rahatlama, ferahlama etkisi de var. Bunun yanında işinin bunun yanında bir taraftan da şöyle ev ve evin içinde ya da evle ilgili konularla ilgili bir bunalmış sıkılmışlar almış olabilirler. Ama bu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında çok rahatlayacaklar, kendini çok daha iyi hissedecekler. Yeni şeyler üretmek, yaratmakla ilgili enerjileri de kesinlikle çok yüksek. Kendilerinden büyük kardeşler ya da bazı kazançlarla ilgili enerjileri düşük olabilir ama onlar da özellikle toparlayacak. Oğlak Burcu'na geçelim. Oğlak Burcu'na baktığımız zaman sağlıkla ilgili pozitif açılar var. Bir taraftan yatırımların elde edeceği kazançlar, başarı konularıyla ilgili son derece güzel, inanılmaz şekilde olumlu ve pozitif yönde etkiler var. Oğlak Burçları için aynı zamanda beraber çalıştıkları insanlarla ilgili çok daha mutlu olacaklar. Biraz daha tabii eve yöneldikleri bir süreçte iş hayatıyla ilgili bazı değişimler, açılımlar, çözümler, yenilikler yaşıyor olabilirler. Ondan sonra ev, arabaya çok daha fazla yöneldikleri, kendi işlerine çok daha fazla yöneldikleri bir sürecin içinden de geçiyorlar. Diğer bir deyişle. Ama bunun yanında mesela oğlak burçları evcil hayvanlarla ilgili çok daha mutlu oldukları bir süreç. Aynı zamanda yatırımlarına yana elde edecekleri kazançlarla ilgili çok iyi bir süreç. Başarıyla ilgili çok güzel bir süreç. Annenin, teyze, dayı, onlarla ilgili çok iyi bir süreç. Bir sürü konular, hep iş hayatıyla ilgili çok iyi bir süreç. Bunların hepsiyle ilgili ciddi anlamda bir rahatlama, pozitif, olumlu yönde etkiler yaşayacaklar. Evrak kağıt işlemleri, bazı eğitim konuları, kısa seyahatler vesaire, bunlarla ilgili bir bunalmış, sıkılmış olabilirler bazı çeşitli şeyleri ya da bazı ailesel konular. Ondan sonra onlar da geçiyor, gidiyor ve bitiyor. Özellikle bu yaz onlarla ilgili de genel olarak çok daha rahatlayacaklar. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok daha pozitif ve olumlu yönde etkileyecek. Onu da söyleyebilirim. Güzel. Oğlak burçlarında özellikle güzel bir yaz bekliyor. Pozitif, olumlu yönde gelişmeler de bekliyor. Kova burcuna gelelim. Kova burcuna geldiğimiz zaman Kova burcu çok eğleneceği bir yaza doğru gidiyor. Kesinlikle bu yazın çok eğlenecek, çok keyifli bir dönemin içinden geçecek. Çocuk anlamında kendi ürettiği, yarattığı şeylerle ilgili çok güzel bir açı var. Bazı parayla ilgili endişeler, kaygılar, bazı konular, problemler yaşamış olabilir. Cinsellik hayatı vesaire. Ama bu yaz Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında onlarla ilgili de kesinlikle rahatlayacak. Yazma, çizme, üretme, söyleme, bunlarla ilgili çok aktiflenen bir etki içinde. Kesinlikle onlarla ilgili de güzel, olumlu gelişmeye gidecek. Baba, devlet, mahkemeler, davalar, akademik konularla ilgili enerjileri düşük olabilir. Ama o da toparlayacak. Zaten önümüzdeki dönem Kova burcu bu yaz çok böyle ferahlayacağı, rahatlayacağı, ona böyle rahatlıkla akacak, edecek bir sürecin içinden de geçecek. Balık burcuna gelecek olursak, balık burcu çok zorlanmış, çok bıkmış, çok tükenmiş, çok zor, çok sıkıntılı bir sürecin içinden geçmiş. Bu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında çok ciddi anlamda rahatlayacak. Evinde balık burçları çok mutlu olacak bu yaz. Araba istiyorsa, arabayla ilgili de çok büyük pozitif etkiler var. Bir taraftan da kendi iç huzurunda, kendi iç dünyasında da çok daha mutlu olacak. Kasasındaki parayla ilgili de çok daha pozitif, olumlu yönde etkilenecek. Kasasındaki para artacak, parayla ilgili çok daha mutlu olacak. Finansal anlamda, parasal anlamda kasası parayla dolacak ve parayla ilgili son derece güzel ve pozitif yönde gelişmeler yaşayacak balık burçları. Ama bir mutluluk var. Yani balık burçları mutlu olacak. Yani annesiyle ilgili çok güzel, kalbiyle ilgili, sevgi konularıyla ilgili, hepsiyle ilgili kesinlikle çok daha iyi, çok daha mutlu, çok daha güzel bir sürece doğru ilerliyor balık burçları. Kesinlikle de bir yükseliş, bir ferahlama, bir olumlu, pozitif yönde gelişmeler var. Bütün burçlar bu yaz Temmuz, Ağustos aylarında özellikle çok güzel, Eylül ayı da çok güzel bir süreç yaşayacaklarını özellikle söylemek istiyorum. Tatilleriniz, planlarınız için şimdiden hazırlıklı olun. Bununla ilgili de ayrıca bir video çekebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Sizi seven bir can, lütfen üye olun, abone olun, yorum yapın, beğenin. Katıl butonuma katılın. Jüpiter üyeliğime gelin, Rahu üyeliğime gelin. Hepinizi bekliyorum. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Bye. Sizi seven bir can.